Merhaba, yeni bir videoyla sizlerleyim. Sonunda şöyle sesli sesli, canlı canlı bir video çekiyorum. Uzun zamandır hep voiceover'lı videolarımı çekiyordum. Bu sefer sizlerle karşılıklı konuşarak, biraz sohbet ederek bir karışık alışveriş videosu hazırlamak istedim ve son zamanlarda satın almış olduğum ürünleri, daha önce kullanıp tekrar satın aldığım veya ilk izlenim olarak da yeni deneyeceğim ürünleri bu alışveriş videosunda sizlerle paylaşacağım. İlk gratis'e başlayalım. Zaten gratis'ten çok fazla bir şey almadım. 4 parça ürün aldım ve bunlardan ikisi benim için ilk izlenim oluşturacak ürünlerden olacak. Bildiğiniz gibi Sleek Türkiye'ye geldi. Amerika'da sevilen, tutulan, uygun fiyatlı ve muadil olarak da başarılı ürünlerin olduğu sevilen bir marka olan Sleek artık gratis mağazalarında bulunabiliyor ve o güzel far ve ağırlık paletlerini, hatta kontur paletlerini dahil olmak üzere gratis mağazalarında bulabiliyorsunuz. Ben de Sleek'le çalışmak adına iki ürününü gratis'ten satın aldım. Çok kararsız kaldım. Neyi alayım, neyi deneyeyim, böyle bir Sleek ilk izlenim videosu serisi mi yapayım, ne yapayım bilemedim. O yüzden şöyle bir başlangıç olarak iki ürünü satın aldım. Bunlardan bir tanesi çok popüler olan ve çok sevilen Matte Me serisinin Liquid Matte rujları. Benim aldığım 432 numaralı Bling Pink rengi. Bu böyle MAC'in Resilient Red rujunun tamamen likit formu gibi geldi bana ve benim çok sevdiğim bir renk grubu olduğu için bu rujunu denemek istedim. Bunu denedim. Bununla ilgili düşünüyorum. Şimdi söyleyeceğim. Sonra bir de şöyle bir, hatta şunu bir açayım. Liquid kapatıcı aldım. Bu biraz da böyle aydınlatıcı görevi görebilecek bir ürün. Yani yoğun kapatıcılık sağlamayan, yalnız aydınlatmak istediğiniz bölgelere rahatlıkla kullanabileceğiniz yapıda bir ürün. Benim aldığım renk 02. Rengi bilmiyorum uyumlu olacak mı? Alttan çevirmeli ve ucu da fırçalı yapıda bir ürün. Testlerden şöyle bir yapısına baktım. Biraz pudralı duruyor. Yani tutuculuğunun falan iyi olacağını düşünüyorum. Bilemiyorum. Bunu henüz denemedim. Yalnız ruju denedim ve ilk izlenim olarak ben pek başarılı bulamadım. Bilmiyorum. Yani bu ürünle ilgili çok güzel yorumlar duydum. Çok övülüyor. Çok her yerde paylaşılıyor. Bilmiyorum ben niye beğenmedim ama ilk izlenim olarak başarılı bulduğumu söyleyebileceğim. Nedeni ise dudağıma bir kat uyguladığımda biraz böyle dalgalı durdu. Tamam dedim, olabilir. Sonuçta likit, ruj ve mat yapı da tabii ki kusurları gösterecek. İkinci katı uyguladığımda evet o dalgalı görüntü gitti ama dudağımın üzerine bir ağırlık hissettim. Yani bir şey oturmuş gibi hissettim. Bilmiyorum, şu an çok iyi gitmiyor. Belki renkten kaynaklıdır, belki benden kaynaklıdır ama birkaç deneme daha yapıp ürünle ilgili tam ve kesin görüşlerimi de videolarımda sizlerle paylaşmak istiyorum. Onun dışında Behri kara pamuklardan aldım ve bu pamukları seviyorum. Her gittiğimde evde olsa da olmasa da mutlaka stoklayıp alıyorum bunları. Bir de yine Behri'nin şeyi aldım. Bu yaz aylarının gelmesiyle birlikte artık ayaklarımızı vurmaya başlayan terliklerden ve açık ayakkabılardan bir nebze olsa kurtulmamızı sağlayan jel ayak desteklerinden aldım. Bu da yine Behri markasının ayakkabınızın arka kısımlarına koyabileceğiniz jellerden bu. Bir de böyle ince İç kısımlarına koyabileceklerimizden aldım. Onları şu an bulamadığım için gösteremiyorum ama bu jel ayak tabanlarını çok başarılı buluyorum ben. Geçen yazda kullanmıştım ve büyük ölçüde rahatlık sağladığı için eğer ayaklarınızda vurma problemi yaşıyorsanız ayakkabıların ya da kullandığınız terliklerin bu tarz yine jel destek ürünlerinden faydalanabilirsiniz. Zaten gratis'te de bunlardan çok farklı çeşitleri mevcut. Gratis'ten aldığım ufaklıklar bunlardı. Şimdi Krylon'a geçelim. Krylon'da da çok kozmetik almadım. Biraz daha plastik efekt makyaj tarzı ürünleri aldım. Bunlardan bir tanesi şöyle 250 mm'lik büyük boy lateks. Bu sıvı lateks ve clear olarak geçiyor. Yani uyguladığınızda herhangi bir renk vermeyen, cildinizin rengini şeffaf duran latekslerden. Bunu zaten biliyorsunuz NYX'in final yarışması için küçük boyunu kullanmıştım. O bitti. Bunu da zaten uzun bir süre kullanacağım ve bu tarz plastik ve efekt makyajları da bundan sonra kanalımda daha sık görüyor olacaksınız. Bir de yine bu tarz makyajlarda kullanmak üzere satın aldığım Soft Putty olarak geçen bu şey oyun hamuru gibi olan yumuşak yapıda bir lateks. Bunu da burun yapmak için kullanırsınız. Ne bileyim işte kaşınıza gözünüze çıkıntı yapmak için kullanırsınız. Yani ekstra bir form vermek istediğiniz bölgelerde bunları kullanabiliyorsunuz. Aynı zamanda kaş kapatmada da yine bu üründen yardım alabiliyorsunuz. Bu ürünün adı Krylon'da Soft Putty olarak geçiyor ama genel olarak bu ürünün adı aslında Scarwax diye bir ürün ve
farklı çalışma teknikleri olan bir ürün olduğu için benim de çok merak ettiğim, kendimi geliştirmek istediğim bir konu oldu. Eğer sizler de ilgileniyorsanız Scarbucks diye aratarak ürünle ilgili nasıl çalışmalar yapıldığını da inceleyebilirsiniz. Bunların dışında Sephora'dan tek bir parça ürün, bir göz kalemi aldım. Sephora'da bu arada geçen hafta başlayan ve önümüzdeki haftada devam edecek olan 2 haftalık çok güzel bir indirim var. Sephora ürünlerinde 5, 10, 15 ve 20 liraya harika ürünler bulabiliyorsunuz. Göz kalemi, kaş kalemi, far paletleri, aldık paletleri, Sephora'nın arada böyle koleksiyonlarda çıkarttığı değişik ürünler, nail art ürünleri, böyle 5 lira 10 lira gibi fiyatlara değişik ürünler, güzel ürünler bulabiliyorsunuz. Hatta bunu Snapchat'te paylaştım. Ürünlerin böyle çeşitlerini falan gösterdim ve güzel şeyler vardı. Zaten böyle mağazaya ilk girdiğinizde bir kadın kalabalığı sizi karşılıyor o standın önünde. Herkes böyle inceliyor, şey yapıyor falan. Güzel ürünler vardı. Eğer yakınınızda bir Sephora varsa mutlaka bir göz atın derim. Çünkü bir 15 liraya falan güzel bir far paleti satın alabilirsiniz. Kapatıcıya ihtiyacınız varsa çok güzel teklif kapatıcıları vardı. Onlar da yine 15 liraydı. Bu tarz böyle güzel ürünler düşürebilirsiniz. Rujları da vardı tabii ki. Dediğim gibi bir Sephora'ya uğrayın ve şu indirimden faydalanın derim. Ben de indirimden bir tane göz kalemi aldım. Bu 5 liraydı. Mor Bürgün tonlarında bir renk. Bu ve kol yapıda. Yani biraz daha yumuşak yapıda olduğu için özellikle şu sıcak yaz günlerinde farlarla falan hiç uğraşmak istemediğimde direkt kalemi uygulayıp hafifçe dağıtarak çıkabileceğim kullanışlı güzel bir renk arıyordum ve bu kalemi de satın almış oldum. Hazır güzel indirimler varken Sephora'ya bir bakın derim. Hatta kaş kalemini almadığıma pişman oldum. Çok güzel kaş kalemlerim vardı. Sert Bobbi Brown'ın kaş kalemlerine benzeyen Sephora'nın kendi kalemleri vardı ve onlar da 10 liraydı sanırım. Elime attım kaldı, yok bitirince alırım falan, yok keşke alsaymışım dedim. Eğer kaş kaleme ihtiyacınız varsa da benden size tavsiye. O kaş kalemlerini de yine rahatlıkla kullanabilirsiniz. Boston'dan aldıklarım arasında 2 tane Pure Beauty ürünü var. Pure Beauty markasını çok beğeniyorum. Gerçekten bu markadan neyi denediysem hepsinden çok memnun kaldım ve kimlere önerdiysem onlar da çok memnun kaldı. Bunlardan biri geçen sene kullandığım ve tüm yazımı geçirdiğim ve bu senede yokluğunu çok hissedip hemen Watsons'a gidip satın aldığım favori BB kremim Pure Beauty Bulgarian Rose serisinin BB kremi. BB kremin hem yapısını çok beğeniyorum hem de ilerleyen saatlerdeki cildimi yormadan güzel hafif duruşu da benim en sevdiğim özelliklerinden biri. Bir de renk tonu da çok başarılı. Yani açık ve orta renk gruplarına da hitap eden güzel bir tonu var. Ve çok rahat yazın kullanabileceğiniz ürünlerden biri. Bana bu aralar en çok sorulan ürünlerden biri de yaz aylarında cildimi yormayacak, beni bunaltmayacak bir BB krem arayışı oluyor. Ve birçoğunuza zaten bu ürünü öneriyorum. Onun dışında ilk defa deneyeceğim 4 haftalık bir bakım kiti aldım. Bunun içerisinde gece nemlendirici krem ve gündüz bakım kremi var. Daha önce Pure Beauty'nin nemlendirici serisini kullanıp memnun kaldığım için şu gece kremini, özellikle gece kremini de denemek istedim. Gece kremi arayışındayım bu aralar. Kullandığım ürünü değiştirmek istiyorum ve yeni bir şeyler keşfetmek heyecanıyla bu kiti satın aldım. Şöyle bir açıp ürünlerin boyutlarını falan göstereceğim. Bunu 4 hafta boyunca düzenli olarak kullanmak gerekiyor. Zaten bu tarz ürünlerin etkileri düzenli kullanımda ve yaklaşık bir ay sonra ortaya çıktığı için önümüzdeki ay boyunca komple şu iki ürünü denemekle geçireceğim diyebilirim. Şu tüp şeklinde olan genç çizgilerin oluşumunu engelleyen ve biraz daha lifting, sıkılaşma sağlayan bir SPF 20 koruma faktörü içerisinde olan nemlendirici kremmiş. Şöyle kutu içerisinde olansa gece kremi. İkisinin birlikte ve küçük boyda olmaları beni cezbetti. Yani 4 hafta boyunca kullanacağım. Beğenirsem büyük boylarını satın alırım. Beğenmezsem başka bir ürünü denerim ve boş boşuna ürünlerde kalmamış olur. O yüzden bakalım, inşallah bunları da severek kullanacağım. Bu arada sizler bu seriyi kullandınız mı? Sizlerin görüşlerine onu da merak ediyorum. Eğer aranızda kullananlarınız varsa da bunları aşağıya yorum olarak yazabilirsiniz. Tony Engay'dan 2 tane ürün aldım. Bir tanesi yine her yaz kullandığım ürünlerden biri olan Sea Salt. Yani deniz suyu, deniz tuzu suyu, deniz tuzu suyu hürmetine. Öyle değil, tabii ki öyle değil. Sea Salt, yani deniz tuzlu saç spreyi bu. Deniz tuzlu bir saç spreyi olduğu için bu sanki böyle saçınız yeni denizden çıkmış gibi. Denizden çıktıktan sonra şey olur ya, biraz böyle sertleşir ama bir hacim gelir. Biraz da böyle bir
kıvrıklık bir volüm gelir saçınıza falan, o etkiyi size yakalayan güzel başarılı bir sprey bu. Ben de o sonucu çok seviyorum. Denizden çıktıktan sonra saçımı yıkamak istemiyorum. Mümkün olunca böyle saçlarım o şekilde kalsın istiyorum ama deniz tuzu da saça hiç yaramıyor. Ne yapıyor? Direkt saçlarımı yıpratıyor. O yüzden mecburen yıkamak zorunda kalıyorum. Ancak o etkiyi de başka bir ürünle, daha saçlarımı yormayacak bir ürünle yakalamak istediğim için de bu ürünü tercih ediyorum. Bir saç spreyi daha aldım. Bu da saçları hem nemlendiren hem de parlaklık veren saç spreyi. Bu spreyi kıştan beri aklımda değil. Kışın ilk çıktı. Yalnız her mağazada, her yerde bulunmuyordu. O yüzden birkaç yere sorup bulamamanın ardından bırakmıştım. Geçen gün işte gittiğimde, bunu almak için gittiğimde bu parlatıcı spreyi de görünce satın aldım ve denemek istedim. Bir kere kullandım. Yani veriyor, parlaklık veriyor. Özellikle gün ışığında saçınıza böyle ayrı bir canlılık katıyor. Tony Hank'in şampuanları dışında bu spreylerini falan beğeniyorum. Şampuanlarında da saçınıza uyumlu olması önemli. Yani örtüşmüyor her ürün istediğiniz etkiye ve sizin saçınıza göre. O yüzden doğru ürünü bulduğunuz sürece çok başarılı ürünleri var. Spreylerde o etki biraz daha az olduğu için daha güzel sonuç elde edebiliyorsunuz. Bu da yine böyle parlaklık sağlamak için kullanacağım bir sprey olacak. Bunu sadece bir kere kullandım. O yüzden yani falan diyebiliyorum ama şöyle güzel tepe tepe değerlendirip kullanacağım zamanda da yine sonuçlarını sizlerle paylaşacağım. Ve son iki ürün. Bunları da tam alışverişimi yaptım. Kasanın önünde bekliyorum. O sırada beklerken böyle aklınızı çelmek için şeyler olur ya. Bakın ne kadar küçük ve şirininiz. Hadi bunu da deneyin. Bu da yeni geldi gibi böyle çevrede duran ürünler arasında bir alana bir bedava şeklinde duran Le Petit Marseille. Le Petit Marseille. Le Malah Allah Hey. Ya Habib Allah Allah Hey Allah. O markanın. Le Petit Marseille. Bence Le Petit Marseille. Bakacağım hemen. Fransızcaydın değil mi bebeğim sen? Le Petit Marseille. A I S. Le Petit Marseille. Le Petit Marseille. Ne kadar sinirlisin. Neymiş? Le Petit Marseille markasının çam ve deniz rezinesi, frambuaz ve şakayık kokulu banyo ve duş jellerini aldım. Şu çam ve deniz rezenesi tam denizde yetişen çam gibi kokuyor. Bu yani güzel. Yalnız beni vuran tamamen şu frambuaz ve şakayık oldu. Bu bak gidiyorum, çocukluğuma gidiyorum şu an. 95 yazı. 96 yazı. Ailece tatile gittiğimiz bir yaz. Kalabalığız. Teyzemler var, işte amcalar var, şeyler var. Kalabalık tatile gidilen bir yaz. Sabahtan denize gidilmiş. Bayağı kudurmuşuz. Ablam, kuzenim hep birlikte böyle kudurmuşuz. Hatta öğle arasında karpuz peynir ekmek yemişiz. Böyle suda o çıkmacalar, simitle oynamalar, kola takılan şeyler, şişme kolluklar falan derken hatta belki ilk babamın yüzmeyi öğrettiği yaz anısı gibi bir şey de olabilir. En sonunda artık güneşin batmasına yakın, hadi çocuklar toparlanın, gidiyoruz artık deyip içinde bir burukluk, üzüntü olur. Çıkmak istemezsin, birazdan geleceğim anne, biraz daha falan derken sonunda yaka paça anne seni alır, götürür ve bikinindeki kumla birlikte duşa sokar. Ve annemin beni yıkadığı duş jelinin kokusunu bana hatırlattı. Yani o yaz günü, o yaz, o çocukluk falan böyle bir an bunu kokladığımda hep böyle tak 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 bunlar aklıma geldi ve bunu aldım. Bununla da birlikte şu kokuyu da bir alana bir bedava olduğu için aldım ve özellikle bunu çok severek kullanacağım. Büyük boyun bulursam da bunu alacağım çünkü kokuyla çok duygusal bir bağım oldu. Benim karışık alışverişim bu şekildeydi. Çok ıvır zıvır bir alışveriş oldu sanki ama aralarından tahmin ediyorum ki çok seveceğim ürünler olacak. Onları da favorilerimde sizlere bahsetmek üzere diyorum ve beni izlediğiniz için çok teşekkürler. Bu videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, gelecek videolarımı izlemek içinse abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Öpüyorum hepinizi. Hoşça kalın.